Herkese merhaba. 10 Haziran Pazartesi Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 9 koşu koşulacak. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum herkese. Haftanın ilk 3 günü hayırlı işler diliyorum ayrıca. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor saat 14'te. 3 yaşlı tayların, Arap taylarının şartlı 3 koşusu 1200 metre kum pistte 8 tay birincilik mücadelesi verecek. Burada ikisinin arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. İlki 4 numaralı 2 Gay, diğeri de 5 numaralı Namlı 1. Namlı 1 56 gün önce 1000 metreyi 1:10:13 yaparak rahat kazanmıştı. Muhammed Mirbilgin'le bugün bakıyorum. Muhammed Mirbilgin 6 numaranın üstünde. 5 numarada bir forma değişikliği oldu. Muhtemelen ondan olabilir diye düşünüyorum. 4 numarada bir önceki kum yarışını güzel aksiyonlarla kazanmıştı. Aprentisi Eray Akkaya iyi idare edebilirse, kısa sprintini kısaltıp sonlara kadar tutabilirse safkanı, bence çok etkili sprintiyle yarışı kazanabilir. Dolayısıyla birinci koşuda şans verdiğim taylar 4 ve 5 oldu. İkinci koşuda da 3 yaşlı Arap tayları koşacak. Bu sefer maiden'dan çıkmak için 1300 metre çim pistte koşacaklar. 12 tayı izleyeceğiz. 3 numara ilk kez sahaya çıkacak. Hepsinin ayaklarını düz basmasını temenni ediyorum. Burada da 3 tayı değerlendirmeme aldım. Bunların ilki 12 numaralı Yaren Yar. 2 kez koştu. Ali Can İnci ile ikisinde de ikinci oldu. Özellikle son yarışında start çıkışında biraz tökezledi, düşme tehlikesi yaşadı. Yine de ikinciliği kurtardı. Bugün için kazanmaya çok yakın 12 numara. Ben tek bırakmadım. 2 numaralı Kosovalı Yiğit 3 kez kum pistte koştu. 3-2-4 yaptı. Baktığımda Haberkan Albatur Karakoç ekürüsünün tayı. Çimde daha iyi koşacağını düşünüyorum. 12'ye rakip olarak 2 diyorum. Burada kumda yine iyi koşan 6 numara var. Şanlı Anka. Anka temsilcisi Balıkan torunu. Ekürünün de atlar genelde kumda daha iyi koşuyor. Onun için değerlendirmemi almadım. 12-2 dedikten sonra sürprize de 1 numaralı Gök Adası'nı öneriyorum. Muhammed Mirbilgin'le. İkinci koşuda şans verdiğim taylar 12-2 ve 1 oldu. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak. Arkadaşlar şablonumu videonun sonunda yayınlayacağım. Direkt oraya geçip orada da şablona bakabilirsiniz. Bunu da hatırlatayım. Üçüncü koşu 7 atı izleyeceğiz. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1300 metre kum pistte koşacak. Zor koşu hangisi gelirse şaşırmayacağımız bir koşu bana göre. Burada ben üçünü değerlendirmemi aldım. 2 numaralı D'Artagnan, 3 numaralı Soner Bey, Muhammed Mirbilgin'le ilk kez sahaya çıkacak muhakkak yazalım. Ve 4 numaralı Thunder Jest'i de sürprize öneriyorum. 3. koşuda şans verdiğim atlar 2, 3 ve 4. 4. koşu 2. altılı Gayan'da ilk ayağı 15.30'da başlıyor. 4 yaşlı Arap atlarının şartlı 4 koşusu 1800 metre çim pistte 12 at yarışa kayıtlı. Burada da 3 at ben değerlendirmemi aldım. İlki Yunus Emre Yüksel İdaresi'ndeki 9 numaralı atılım beyi olduğu Baba Mevlüt temsilcisi iyi bir orijini var. Ama beklentilerin altında kaldı şu ana kadar, en azından benim beklentimin altında kaldı. Bugün için kazanabilir 9 numaralı atılım beyi. Sonra 6 numaralı Rimer Bey. O da bugün için bu grupta çok şanslı. Daha zorlu rakiplerle koştu. Kısa vade birinciliği var. Yalnız binicisi Eren Kadirler'in form düşüklüğü görüyorum ben son günlerde. Ki burada yamak ikiler at biniyor. Bunun da çok önemi var yamakların performansının. Yine de altısız olmaz. 9'dan sonra 6 diyorum. Ve son olarak da Cem Altun İdaresi'ndeki 2 numaralı Kaşıkçı Bey'in önereceğim. Kayızbert temsilcisi Kısrak Babası Zenginoğlu. Şimdi de iyi koşması lazım. Dördüncü koşudaki sıralamamda 9, 6 ve 2. Beşinci koşu 4 yaşlı Arap atlarına mahsus. Handikap 16 koşu 1300 metre kum pistte.
13 attı yarışa kayıtlı. Burada da yine 3 tanesini ben değerlendirmemi aldım. İlk olarak Özcan Yıldırım idaresindeki 3 numaralı Muzatcan'la başlayacağım. İyi bir performans sergiledi şu ana kadar. Kazanması normal sonuç olur. Sonra 6 numaralı Şehnaz Longa her pistte koşuyor. Pist ayırt etmiyor. İstanbul, Kocaeli, İzmir. Bugün de Bursa'da şansını deneyecek. Cemal Paso ile muhakkak yazalım derim. Son olarak da sürprizi de önereceğim Safkan. Ali Yıldız dairesindeki 8 numaralı son şampiyon olacak. 5. koşuda şans verdiğim atlar 3, 6 ve 8. 6. koşu Behçat Ilgaz adına düzenlenmiş. Kupalı koşu kısa vade 7. 3 yaşlı dişi İngiliz taylarını 2000 metre Çim pistte kupa için koşacak. Toplam 11 tayı izleyeceğiz. İkisini yazdım ben, değerlendirmemi aldım. İlk olarak 7 numaralı Beta Orinos. Benim favorim, bu grupta artık kazanması lazım ki hayatın ilk yarışını kazanmıştı. Ondan sonra da birinciliği yok. Tabii son yedinciliği de dişi tay deneme koşusunda 7. olmuştu. Dediğim gibi bu grubu geçmesi lazım. 7 Beta Orions ilk atım, yanına bir sürpriz yazdım. Mehmet Akyavuz idaresindeki 6 numaralı Ruling Lady. Son çim yarışını ölçü almıyorum, kötü koştu ama mesafe kısa geldi biraz. Araca ekürüsünün tayları uzun mesafeyi çok daha iyi yapıyor, 2000 metrede sürprizi yapabilir. 9 numarada sık sık startta kalıyor. Bir önceki yarışında da vermiştim, ikinci oldum. Bugün için de muhtemelen yine startta kalır, yazmıyorum. 6. koşuda şans verdiğim taylar 7 ve 6 arkadaşlar. 7. koşu yine kısa vade 8 koşu, 3 yaşlı taylar 2000 metre çim pistte mücadele verecek. Burada tek olarak önereceğim Safkan 1 numaralı Mr. Baybars olacak. Şu ana kadarki performansına baktığımda rakiplerini geçmesi lazım. Tabii 3 numara da çok formda. Bu sene 4'te 3'ü var ama 1 numara daha zorlu rakiplerle koştu. Bugün için tekrar kazanacağını düşünüyorum. 1 numara için tek diyorum. 8. koşuya geldik. 3 yaşlı Arap taylarının maiden yarışı 1300 metre çim pistte. 12 tay birincilik mücadelesi verecek. Son iki ayakta biraz fazla at yazmayı tercih ettim. Sürpriz sonuç çıkabilecek koşular bana göre en azından. Buradaki önceliği Muhammed Mirbilgin idaresindeki 800 numaralı Bedel 2 olacak. Bir atom karınca temsilcisi ama son yarışında Çim'de de iyi koştuğunu gösterdi. Buradaki rakibi 3 numaranın da 3-4 boy önünde ikinci kalmıştı. 3 numara 3. olmuştu yarışta. 8 numara favorim olsa da 3 numaralı Emre Can Bey yazmadan olmaz yine. İlgilileri çok da acele etmiyor bence. Hafif hafif yarışlarda pişirerek geliştiriyorlar tayını. Bugün için kazanabilir 3. Sonra 2 numaralı Can Uçan İstanbul Çim'inde 1000 metrede koşu gördü. Bugün için Bursa'da iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Mehmet Kaya idaresindeki 2 numaralı Can Uçan'dan. Sonra 9 numaralı İlkiz bir kez sentetikte koştu İstanbul'da. Demirdöğen sağanak. Sahiplerine de baktığımda Çim'de yine iyi koşacağını düşünüyorum. Eren Kadirlerle 9 numara sürprize. Ve son olarak yine sürpriz yapabileceğini düşündüğüm taylardan bir diğeri 12 numaralı Yurtsevil diyorum. Ve bitiriyorum 8. koşuyla ilgili değerlendirmemi. Sıralamam da şöyle oldu. 8, 3, 2, 9 ve 12. Bursa Osman Gazi'de koşular 18'de sona erecek. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus handikap 15 koşu 1200 metre çim pistte toplam 13 atı izleyeceğiz. Burada da 5 at değerlendirmemi aldım. Sırasıyla 6 numaralı Hape No Gaja, 5 numaralı Yele Dilo, 3 numaralı Hippie Winner, 4 numaralı King Mirbey ve 11 numaralı Santa Teresa sırasıyla şanslı gördüğüm atlar 9. koşuda 6, 5, 3, 4 ve 11.
Değerlendirmelerim böyle oldu arkadaşlar. Şablonumu da ben şöyle şablonum da bu şekilde. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Şansınız bol olsun.